Dünyanın Parti Teşkilatı geleneksel bayramlaşmasını bugün yaptı. Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Faruk Özlü ile ilçe belde teşkilatları, belediye başkanları, eski il başkanları ve partililer katıldı. Yapılan bayramlaşma programında İl Başkanı Mustafa Keskin, Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir ile Belediye Başkanı Faruk Özlü birer konuşma yaptılar. Tüm birikmiş sorunlarıyla, tüm beklentileri bu toplumun neyse, inanın toplantılarımızda da, yukarıda Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın toplantılarında da işte bu beklentiler hep masamızda. Biz bunların hepsini aşacağız el birliğiyle. Biraz buruk ama yine de geniş sofralarda buluştuğunuz, çoluk çocuğunuzla bir arada olduğunuz bayram diliyorum inşallah. Bayramdan sonra da tekrar kaldığımız yerden, siz 4. günde de özel idare personeli için, biz de inşallah o günden itibaren tekrar muhtemelen belediyede hemen başlayacak. Tekrar yer yaraları sarmaya başlayacağız. Bu arada hemen bir şey daha söyleyeyim inmeden. AFAD, İller Bankası başta olmak üzere sadece bu bir hafta içinde afetten kaynaklı 20 milyonu aşkın hem merkeze, hem özel idareye, hem ilçe belediyelerimize, hem belde belediyemize toplamda 20 milyonu aşkın acil ödenek geldi. AFAD ve İller Bankası, büyük bir kısmı hibe bunun, 3-4 milyonu kadar çok düşük faizli kredi ama kalanı 16-17 milyon da hibe şeklinde geldi ki acil yaralarımızı saralım diye. Bunun içinde sosyal yardım var, AFAD var, İller Bankası ödenekleri de var. İnşallah yaralarımızı devlet millet el ele vererek hep birlikte saracağız diyorum. Sel afatta hepimiz çalıştık, herkes çalıştı. Özel idare, işte ne bileyim afat, bize komşulardan yardıma gelen arkadaşlar, herkes çalıştı. Hummalı bir çalışma oldu. İkinci günün sonunda su getirmeyi hedefledik. Yaptığımız kaynaklarda sıkıntı olunca bir gün sarkma oldu, kaynaklar yenilendi. Üçüncü günün sonunda Düzce'ye su verdik. Çok iyi çalışıyoruz, çok fazla çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği konuşmanın ardından bölgemizde yaşanan sel felaketiyle birlikte oluşan sıkıntılara değinen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü konuşmasında Beyköy Belediyesi'nin çalışmalarına yer vermediğini ileri süren Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç ile Özlü arasında kısa bir polemik yaşandı. Beşinci gece mücadele ederken burada hiç kimse bunun farkında değil. Ben üzüldüm bu konuşmalardan dolayı. Hepinizden özür dilerim. Düzce Belediyesi'nin ne kadar yoğun çalıştığını biliyorum. Evin önünde Sayın Bakan da ifade etti. Ama keşke Beyköy Belediyesi'ne de o afatın nasıl yaşadığını anlatılsaydı. Anlatmazı isterdim. Anlatılmadı. Üzgünüm. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Kılıç'ın konuşması üzerine Özlü ise biz Düzce'yi bir bütün olarak görüyoruz. Ayrım yapmamız asla söz konusu değil ifadesinde bulundu. Osman Bey, biz seni ayrı görmüyoruz. Biz seni ayrı görmüyoruz. Yani Beyköy ayrı, Düzce ayrı, biz seni ayrı görmüyoruz. Sizin görmediğiniz çok şeyler var. Bak şöyle, biz seni ayrı görmüyoruz. Beyköy Düzce'dir, Boğaziçi Düzce'dir. Biz Düzce'yi bir bütün olarak görüyoruz. Keşke öyle olsaydı. Ben görmedim. Osman Bey. Bakalım ben özel konuşalım. Özel konuşalım. Tamam, özel konuşalım. İşim yanıyor, işim yanıyor. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Karşılıklı konuşmaların ardından olay tatlıya bağlandı.